Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerimiz bize misvak kullanmak mı sünnettir yoksa ağız temizliği yapmak mı sünnettir? Eğer sünnet olan ağız temizliği ise diş macunları, diş fırçaları bu görevi yerine getirir mi gibi sualler tevdi ettiler. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin misvak kullanmaya çok ehemmiyet gösterdiğini, لَوْلَا اَنَّ شُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ اِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ وَاِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ rivayetleri, Bukhari, Müslim, Ebu Davud gibi pek çok kaynakta. Yani eğer ümmetime zor gelmeyecek olsa idi, ben ümmetime her namazda, Hanefilerin delil almış olduğu rivayetlerde her abdest esnasında misvak kullanmayı emrederdim rivayeti. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uyurken, yatmaya hazırlanırken, uyandıktan sonra, namaz evvelinde, abdest esnasında, bir konuşmadan veya bir sükuttan sonra misvak kullandığını, hatta Bukhari'deki rivayetinde misvak kullanmaya olan ehemmiyetinin bize izharı olan rüyasında bile misvak kullandığını görmesi veya vefatlarında Ayşe annemizin dizleri üzerinde, göğsü üzerinde yatıyorken içeriye Ayşe annemizin kardeşi Abdurrahman radıyallahu anh'ın gelmesi ve Efendimiz'in onun elindeki misvakı görmesi ve gözün ona dikmesi neticesinde Ayşe annemizin misvakı istemesini anlamasından ötürü alıp Abdurrahman'ın misvanı radıyallahu anh o uç kısmını kesip Resulullah için hazırlayıp da ona vermesi, yani vefatında bile elinde misvak olması misvak kullanmaya ehemmiyetini göstermekte. Farz kılardım meselesi gibi veya bana ne oluyor ki sizden birilerinin yanıma gelip giderken dişlerini sararmış halde görüyorum gibi ashabının ağız temizliğine dikkat göstermesi malumunuz. Bununla beraber yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem es-sivak madaharatun lil fem ve merdatun lil rab buyurmuştur. Yani misvak ağız için temizleyici, Rabbi de razı edicidir buyurmuştur. Fukaha bu rivayetlere bakıldığında veya mesela Hanefiler bilhassa Ali radıyallahu anh'dan el-esabi'u yedzi'i bis-sivak gibi, yani parmaklar misvak yerine geçer ibaresini, rivayetini baz alaraktan misvak bulunmadığı durumda parmaklarla veya bir bez vasıtasıyla diş temizliği yapılması durumunda misvaklanmak yerine geçer demişlerdir. Şafii ve Hanbeli fakihleri ise misvak kullanmayı parmaklarla yapılırsa yeterli görmemişlerdir. Ama İmam Şafii bir kalın yapısı, kir sökücü derecede olan bir kalın yapıdaki bir bezi fakat misvak kullanmak için yeterli görmüşlerdir. Buna bakıldığında fukahanın misvak kullanmaktaki sünnetin bizim erak ağacından imal etmiş olduğumuz dal değil de ağız temizliği olduğunu söylüyor. Evet, fukaha sünnet olanın ağız temizliği olduğunu söylüyor. Burada sivak ise, yani o erak ağacından, erak dalından veya ağacın kökünden elde edilen acımsı bir suya sahip olan dal ise bu sünnetin yerine getirilmesi için gereken bir alettir diyor. Bunun için bu minvalde bazı hocalar diş macunlarının, diş fırçalarının misvak yerine sünneti kaim ettiğini, misvak kullanma gerekmediğini söylüyorlar. Fakat bu doğru mudur diye soracak olursanız hayır, doğru değildir. Zira fırçada olmayan pek çok özellik misvakta vardır ki bugün pek çok bilim adamının misvak diye kullanmış olduğumuz erek ağacındaki mesela bir takım maddelerin diş macunlarında bulunmadığını ispat etmişler. Misvakta bulunan bir takım bakterilerin veya o misvaktaki suyun ağızdaki faydalı bakterileri bırakıp zararlı bakterileri yok ettiğini ortaya koymuşlar. Yani ağzımızda bakteriler var ve bu bakteriler bizim yaşamamız için gerekli olan bakteriler. Fakat yemeklerle veya gıdalarla almış olduğumuz zararlı bakteriler bu bakterileri öldürüyor. Fakat sivakta bulunan, erak ağacında bulunan bir öz suyundaki bir madde ise zararlı bakterileri yok ederken faydalı bakterileri bırakıyor. Yine misvak ağızda sulanmayı, yani tükürük salgısını, salınmasını sağlayaraktan ağız temizliğini çok iyi şekilde koruyor. Yine misvağın mideye faydası olan o öz suyu yine fırça veya macunlarda bulunan bir şey değil. Bunun gibi diş macunlarında yine mesela misvak özleriyle yapılan veya misvaktaki maddelerin kimyasal yollarla elde edilip de macunlara konmasına bakıldığında diş macunlarının yan etkisi olmadan kullanılması mümkün değil. Yani mesela hatta içinde bulunan florür yapısı 2 dakika boyunca kullanıldığında kana karıştığı ve sıkıntı noktada bir zarar ortaya çıkardığı görülmekte. Veya yine diş macunlarında
baca temizliğinde kullanılan arındırıcıların kullanıldığı görülmekte veya diş macunlarının dişleri arındırarak, aşındırarak yani diş minesini zamanla aşındırıp alttaki temiz tabakayı ortaya çıkarıp beyazlattığı ispat edilmiştir. Halbuki misvak ise dişi aşındırmıyor fakat kendi asli rengine doğal yollarla kavuşturuyor. Bu durumda bakıldığında hele bir de alkol türevleriyle diş macunlarının hazırlandığını da görecek olduğumuzda diş macunlarını zararlı bir şekilde kullanmanın caiz olacağını söyleyemiyoruz tabii ki de. Hele ki alkol türevinin ağızda kalıp yutulması durumu tehlikeli bir noktaya gitmekte fukhen. Bu yüzden diş macunlarındaki yan etkiler, zararlı maddelerin tamamı misvakta yoktur. Hiçbir yan etkisi yoktur, hiçbir zararı yoktur. Ve aynı zamanda ekstra buna fazlalık olaraktan da pek çok fazla yanında faydaları vardır. Bu yüzden bak kıyas edildiğinde fırçaların veya diş macunlarının misvağın yapabildiği şeyleri yapamadığını görüyoruz. O halde şunu söyleyebiliriz. Sünnet olan ağız temizliğidir. Fakat ağız temizliğinin misvakla yapılması ise eftal olan yoldur. Diş macunlarının kullanılmaması içinde bulunan etkin zararlı maddelerden ötürü. Tabii helal sertifikası olan kimyasal değil bitkisel özlü diş macunları kullanmakta bir beis yoktur. Ama o diş macunları mı sivak mı diye bakıldığında sivakı hiç bırakmamak, misvakı hiç terk etmemek sünnete en uygun yoldur. Kullanılması helal olan bitkisel özlü diş macunlarını kullanmanın yanında misvakı kullanmayı size tavsiye ediyoruz kardeşler. Ve sünnetin ağız temizliği olduğu fakat sünnet olan ağız temizliğinin de sünnet üslubunun misvak kullanmak olduğunu söylemekte fayda var. Belki bir başka videoda misvağın nasıl kullanıldığını veya fıkhi hükümlerini başka bir videoya saklamakla beraber bu videonun başlığını macun mu misvak mı olarak belirlediğimizden diş macunlarının asla misvak yerine geçmeyeceğini, misvak kullanaraktan sünnet olan ağız temizliğini en iyi şekilde yerine getirebileceğimizi söylememizde fayda vardır. Allah doğruyu en iyi bilendir.